Merhaba. Bu derste kırpma aracıyla ilgili ekstra bir özellik anlatacağım. Burada işin içine katman oluşturma girecek ve katmanımızı oluşturup kırpmamızı yaptıktan sonra tekrar kırptığımız alana müdahale edebileceğiz. Çünkü kırptığımız alan gizlendi. Yapalım. Şimdi eski bilindik kırpmayı hatırlatmak için şöyle yapalım. Buradan kırpma aracını seçiyorduk. C'ye basabiliyorduk klavyeden. Temizledim alanımı. Kafamıza göre bir alan seçiyorduk. Seçtik. Bıraktığımız anda alan seçildi. Enter'e bastığım anda işlem tamam. Kırpma işlemi gerçekleşti. Buradan bakın kırpma işlemi gerçekleştirdim ama artık bu alan bir önceki alanımın dışında kalan alanlar silindi. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Şimdi kırpma aracını tekrardan kullanacağız ama bir farkla. Sağ köşede katmanımızda arka plan katmanımız dokunamadığımız katmanımızdır bizim burası. Burada silemeyiz, piksellerle oynayamayız. İlk kere tıkladım. Şimdi burada kilitli olan katmanı açıyorum. Herhangi bir ad da vermiyorum. Tamam bastım. Katmanımız açıldı. Bu sefer kırpma işlemi bir daha yapacağım. Ama eskisinden biraz farklı olacak. Bakın. Kırpma işlemini gerçekleştiriyorum. İstediğim bir alanda. Şöyle yana doğru seçiyorum. Bıraktım. Buraya kadar her şey tamam. Bakın yukarıda ekstra bir özellik alan var. Kırpılmış alan. Enter'e basmadan önce sil seçeneği seçili olursa Enter'e bastığımda alan silinecektir. Ama ben size gizli seçeneğini göstereceğim burada. Gizli seçeneğine basıyorum ve kırpma işlemi bitirmek için Enter tuşuna ya da yukarıdan onayla tuşuna basıyorum. Buraya kadar her şey tamam. Kesildi, kırpıldı, bir problem yok. Fakat alanımız gizlendi ve biz hala şu an bu resme müdahale edebilecek durumdayız. Bakın yukarıdan seçim aracını seçiyorum ya da V'ye basabilirsiniz. Basılı tutup fareyle fazla da abartmıyoruz tabii ki. Resmimi istediğim yöne sağa sola çekiştirebiliyorum. İşlem tamamdır.